Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Bize diyor ki midede gerçekleşen kimyasal sindirim sırasında grafiklerdeki değişimlerden hangileri gözlenir? Şimdi kimyasal sindiriminde sindirimde e, midede ne sindirilir? Protein sindirilir. Protein sindirildiği için peptid bağı sayısı azalır. Bu doğrudur. Kullanılan ATP miktarı arkadaşlar kimyasal sindirim olsun, fiziksel sindirim olsun ATP kullanılmaz çünkü suyun çözücü özelliği kullanılır. O yüzden bu olmaz pH değeri düşer demiş. Amino asitler üretildiği için veya e, şöyle söyleyeyim size. Zaten arkadaşlar bizler midede midemiz asidik olduğu için orada yine bir asitlik değeri oluşur. O yüzden doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 Edirne şıkkı olur. Gelelim ikinci soruya. İnsanda gerçekleşen kimyasal sindirimle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Karbonhidratların sindirimi ağızda, proteinlerin sindirimi midede, yağların sindirimi ince bağırsakta başlar. Bu doğrudur. Karbonhidratların sindirimi midede, proteinlerin sindirimi ince bağırsakta, yağların sindirimi kalın bağırsakta biter demiş. Arkadaşlar bu tamamıyla yanlıştır. Bakın karbonhidratların, proteinlerin, yağların üçünün de sindirimi ince bağırsakta biter. Kalın bağırsakta sindirim olmaz. Ayrıca karbonhidratlar midede sindirilmez. Unutmayın, tamam mı? Cevap 2 numara yanlış oldu. Ağızda sadece karbonhidrat, midede sadece protein. Bakın buraya kadar doğru. İnce bağırsakta sadece yağ sindirimi gerçekleşir demiş. Yanlıştır. İnce bağırsakta karbonhidrat ve protein sindirimi de vardır o yüzden bu yanlış. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindirimi için pankreas öz suyuna ihtiyaç vardır. Evet arkadaşlar, şimdi karbonhidratların bir kısmı ağızda sindiriliyor ama tamamı sindirilemiyor. O yüzden ince bağırsağa gittiğinde pankreas öz suyundan gelen işte amilaz enzimi, maltaz enzimi, laktaz enzimi bunlar ne yapıyor? Ee, veya işte ince bağırsakta üretilen maltaz, laktaz gibi enzimler bunlar karbonhidratların sindirimini sağlıyor. Doğrudur. Cevabımız A şıkkı 1 ve 4 olur. Üçüncü soru. Aşağıdaki grafikte proteinli besinlerle beslenen bir kişide protein miktarının sindirim kanalı organındaki değişimi gösterilmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar. Protein A'da sabit. Şimdi bakın, proteinin sindirilmediği yer neresidir? Ağızdır. Sonra ne gelecek? Mide. Sindirimin tamamlandığı yer neresidir? İnce bağırsaktır. Diyor ki A ağız olup ağızda proteinin kimyasal sindirimi gerçekleşmez. Bu doğru. B mide olup buradan salgılanan hidroklorik asit pepsi, pepsinojen enzimini aktifleştirir. Doğrudur arkadaşlar. C proteinlerin sindiriminin tamamlandığı kalın bağırsaktır demiş. Hayır ince bağırsaktır. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 denizli şıkkı olur. Diğer soruya gelelim. Evet diyor ki insanda sindirim sırasında polimer maddeler içerisindeki bağlar koparılır. Buna göre verilen bağların kimyasal sindirimle koparıldığı organlar hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir? Arkadaşlar ağızda sadece hangi bağ koparılır? Karbonhidratlar arasında bulunan glikozit bağı. Midede sadece proteinler arasında bulunan peptit bağı. İnce bağırsakta ise arkadaşlar hem bakın ince bağırsakta hem peptit hem glikozit hem ester bağı üçü de koparılır. O zaman bir kere ince bağırsak ne olacak? Hepsini içerecek. Sonra peptit bağını midede arayacağız. Yani bir numara. Glikozit bağını da ağızda arayacağız arkadaşlar. 3 numara. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim beşinci soruya. Aşağıda bir insanda gerçekleşen bazı tepkimeler verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Diyor ki nişasta arkadaşlar glikoza çevrilmiş Glikoz glikojene çevrilmiş. Yine glikoz karbondoksit ve suya çevrilmiş. Bakın nişastanın glikoza çevrildiği hidrolizdir. Hidroliz tepkimesidir. Glikozun glikojene çevrildiği dehidrasyon tepkimesidir. Glikozun dioksit ve suya çevrildiyse arkadaşlar oksijenli solunumdur. Diyor ki kan tepkimesini denetleyen enzimler hem hücre içerisinde hem de hücre dışında görevlidir. Doğrudur hidroliz enzimleri hücre içinde de hücre dışında da çalışabilir. L tepkimesini gerçekleştiren enzimler bakteri ve mantarlarda da bulunur. Bakın sınıflandırmayı katmış buraya görüyor musunuz? Sindirim sistemi altında sınıflandırmadan da soru sormuş. Evet arkadaşlar glikojen bakterilerde ve mantarlarda da bulunur. O yüzden iki doğrudur. Her üç tepkime de katabolik bir olaydır. Katabolizma neydi? Yıkım tepkimeleri. Bakın hidroliz ve oksijenli solunum katabolizmadır. Ama arkadaşlar dehidrasyon yapım olayıdır. Yani anabolizmadır. O yüzden 3 yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Hangileri doğrudur diyor. L tepkimesini gerçekleştiren enzimler. Arkadaşlar cevabımız 1 ve 2 olacak. Burada büyük ihtimal yanlış vermiş. Ee, sizin de kafanız kesinlikle karışmasın cevabımız 1 ve 2 olacak tamam mı ee, unutmayın bakın hidroliz enzimleri hücre içinde de hücre dışında da çalışabilir L tepkimesini gerçekleştiren enzimler yani glikojen üreten enzimler bakteri ve mantarlarda da bulunur doğrudur çünkü bakteri ve mantarlar glikozun fazlasını glikojen olarak depoluyor her üç tepkime de katabolik olay değildir. Çünkü dehidrasyon yapım olayıdır. O yüzden bu yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 1 ve 2 olacak. Bakayım buna cevap olarak ne vermiş? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Burada cevabı Bursa veriyor. Ben bir yanlışlık yaptım. Şimdi anladım yanlışımı. Şudur. Şimdi K tepkimesi hani hidroliz ya nişastayı parçalıyor ya. Nişasta insanlarda hücre içerisinde daha doğrusu şöyle söyleyeyim hayvanlarda hücre içerisinde sindirilemez. Çünkü nişasta hücrenin içerisine alınamıyor. Sadece hücre dışında çalışabiliyor arkadaşlar. Bakın beni de böyle karambole getirdi. O yüzden bir yanlış olur. Cevabımız bursa şıkkı olur. Sizi de yanlış yönlendirmiş olmayayım. burayı dikkatlice anlayın. Hayvanlarda nişasta hücre içinde bulunmaz. Bu yüzden de hücre içinde arkadaşlar nişastayı sindiren enzim çalışamaz. O yüzden cevabımız yalnız iki bursa şıkkı olur. Altıncı soru. Aşağıda proteinlerin hidrolizi sırasında görev alan bazı enzimler verilmiştir diyor. Buna göre enzimlerin proteinlerin sindirimi sırasında görev alma sırası hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar bakın ilk önce pepsin. Neden? Çünkü pepsin midede. O yüzden birinci sırada pepsin olacak. Bakın bir başlamayanları sildim. Daha sonra tripsinojeni, aktif hale getiren enterokinaz çalışır. Bakın enterokinaz tripsinojeni aktif hale getirir. O yüzden ikinci sırada bu. Sonra tripsin tripsin kimo aktif hale getirecek. Kimo devreye girecek. Sonra da arkadaşlar pankreas'tan gelen karboksipeptidaz en sonda aminopeptidaz çalışır. Aminopeptidaz e, söyleyemedim. Aminopeptidaz'dan sonra da dipeptidaz ve tripeptidazlar çalışarak tamamen amino asitlere parçalar cevabımız 1, 2, 3, 4 şeklinde A olur. Gelelim 7. soruya. Pankreas öz suyu içinde diyor enzimlerinden hangileri bulunur? Arkadaşlar pankreas öz suyu içerisinde bakın pepsinojen bir kere nerede? Midede. Pankreas öz suyunda bulunmaz. Gastrin yine mide tarafından üretilen bir hormondur. Hormonlar Sadece kanda bulunur unutmayın bu da gitti. Bakın tripsinojen ve amilaz pankreas öz suyu içerisinde bulunur cevabımız aşık olur. Ayrıca kimotripsinojen de bulunur arkadaşlar pankreas öz suyunda bunu da unutmayın. Gelelim diğer sorumuza. 3 tane sorumuz kaldı. Diyor ki, tüm besin çeşitleriyle beslenen bir insanda sindirim tamamlandıktan sonra besin monomerlerinin dolaşım sisteminde ortak olarak görüldüğü ilk yer aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ben size bakın şöyle hemen göstereyim. Bunu küçülteyim. Yan tarafta bir yer açayım ben. Şimdi bakın tüm besin çeşitleri nasıl olacak? Hemen Bakın ince bağırsakta arkadaşlar bir kan kılcalları ile emilim gerçekleşir bir de lenf kılcalları ile. Kan kılcallarıyla emilen maddeler amino asit, işte karbonhidratların monomerleri işte glikozdur, galaktozdur bunlar. Daha sonra B, C vitaminleri bunlar kan kılcalları ile. Lenf kılcalları ile ise gliserol, gliserol yağ asidi, adek vitaminleri yani yağlarla ilgili olan her şeyde nerede emiliyor? lenf kılcallarında emiliyor. Şimdi kan kılcallarıyla emilim gerçekleşirken bakın epitel dokudan kan ile emilim alındı. Bakın epitel doku burada kan kılcallarına geçti. Kan kılcallarından sonra arkadaşlar nereye geçecek? Karaciğer karaciğere bağlantı yapan bakın sindirim organının yani ince bağırsan karaciğere bağlantı yaptığı kapı toplar damarı. Kapı toplar damarından sonra karaciğere girer. Karaciğerden sonra da karaciğer üstü toplar damarı. Karaciğer üstü toplar damarı veya direkt karaciğer toplar damarı da diyebilir. Karaciğer toplar damarından sonra ise arkadaşlar alt ana toplar damara bağlanır. Alt ana toplar damar. Buradan da kalbin sağ kulakçığına gelir. Bakın kalbin sağ kulakçığı. Tamam mı? Şimdi gelelim lenf kılcalları ile emilime. Lef kılcalları ile emili miyse arkadaşlar epitel dokuda lef kılcalları ile emilen gliserol ve yağ asidi nereye, neye dönüşüyor? Burada şilomikrona dönüşür. Peki şilomikron nedir? Şilomikron gliserol, işte adek vitaminleri, yağ asidi bunların etrafı protein bir kılıfla çevreleniyor. Çünkü damarı tıkamasın diye. Daha sonra biz buna şilomikron diyoruz. Şilomikron arkadaşlar daha sonra epitel dokudan kan kılcalları ile pardon lef kılcalları ile emiliyor. Lenf kılcalarına emildikten sonra peke sarnıcı dediğimiz bir yapıya gidiyor arkadaşlar. Bu lenf düğümüdür peke sarnıcı. Peke sarnıcından sonra göğüs lenf kanalına gider. Göğüs lenf kanalı. Sonra arkadaşlar sol köprücük altı toplar damarına gider. Köprücük kemiğimiz neresidir? Şu omzumuzda bulunan kemiktir. Üst tarafta olduğu için üst ana toplar damara gider üst ana toplar var, Şöyle toplar var. Sonra da kalbin sağ kulakçığına gelir. Peki baktığımız zaman ikisinin de ortak olarak görüldüğü yeri soruyor bize. Bakın ikisinin de ortak olarak ilk görüldüğü yer neresidir? Kalbin sağ kulakçığıdır. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Gelelim yakınlaştıralım biraz daha. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden biri değildir? Yağda eriyen vitaminleri depo etmek diyor. Evet depo eder. Alkolün zararlı etkisini azaltmak doğrudur. Yaşlanmış al yuvarları parçalamak doğrudur. Kandaki proteinleri üretmek arkadaşlar bu da doğrudur. Protein kökenli hormonların kandaki seviyesini ayarlamak. Şimdi bakın karaciğer kesinlikle protein yani hormon dengesini falan ayarlamıyor. Karaciğer sadece insülin ve glukagon hormonlarının etkisiyle çalışan bir hormondur şeker konusunda arkadaşlar. Dolayısıyla hormon seviyesini ayarlamaz. Sadece insülin ve glukagon gelip karaciğeri uyarır, ona göre kan şekerini artırır ya da düşürür. Cevabımız edirne şıkkı olur. Gelelim 10. sorumuza. Son sorumuz mu bu? Evet. Diyor ki İnsana ait diyor karaciğer ve ona ait damarlar gösterilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada bir numara nedir? Bir numara karaciğer toplar damarı. Karaciğer toplar damarı. İki numara karaciğer atar damarıdır. Üç numara da kapı toplar damarı. Kapı ince bağırsağı bağlayan damar. Diyor ki bir ve üç numaralı damarlar toplar damarıdır. Evet bir kapı, karaciğer toplar damarı, üç kapı toplar damarı bu doğru. 2 numaralı damardaki amonyak miktarı 3 numaralı damardan fazladır. Şimdi bakın 2 numarada ne gelir? Amonyak. Amonyak karaciğerde üreye çevrilir ve daha sonra nereye gönderilir arkadaşlar? 1 numaralı damarla vücuda gönderilir. Buradan da böbreklere gidecek. Dolayısıyla 2 numaralı damardaki amonyak miktarı 3 numaralı damardan fazladır diyebiliriz. Tokluk durumunda 3 numaralı damardaki glikoz miktarı diğer damarlardan fazladır. Şimdi tokluk durumunda bakın ince bağırsaktan ne geliyor? Besin geliyor. E i̇nce bağırsaktan besin geliyorsa arkadaşlar 3 numaralı 3 numaralı damarda glikoz daha fazla olmaz mı? Olur. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız Edirne olur. Böylece bu testimizin de sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.